Düzey'e hoş geldiniz. Bu hafta enerji konuşacağız. Katar'ın eski Başbakan Yardımcısı ve Enerji Bakanıydı kendisi. Şimdi de Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Vakfı'nın başında kendisi Abdullah El-Attiyah bizle beraber. Mr. El-Attiyah, Sayın El-Attiyah, tekrar çok teşekkürler programımıza katıldığınız için. Siz burada bir konferansa katılmak için bulunuyorsunuz bir haftalığına. Peki gündeminiz nedir? Bize biraz bahsedebilir misiniz? Bildiğiniz gibi ben Başbakan Yardımcısı ve Enerji Bakanı olarak Katar'da görev yaptım. Aynı zamanda yaklaşık 40 yıldır enerji sektöründe çalışmalarımı sürdürüyorum. Kapı'daki görevimi 2010 yılında bıraktıktan sonra bir vakıf kurma kararı aldım. Kar amacı gütmeyen bir vakıf. Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Vakfı. Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Vakfı, kar amacı gütmeyen bir vakıf olarak dünya çapında enerji alanında ortaya çıkabilecek sorunlara yönelik çözümler bulma arayışında, enerji alanında sürdürülebilirliği nasıl sağlayabiliriz, ortaya çıkabilecek sorunları şimdiden nasıl öngörebiliriz, geçmişte yaşanılan sorunları nasıl analiz edebiliriz, günümüzde neler yapabiliriz ve enerji alanında ortaya çıkabilecek zorluklara bakıyoruz, özellikle gelecekte. Baktığımız konular temel olarak bu şekilde. Bizim vakfımızın baktığı çok fazla madde var tabii ki. Biz aynı zamanda bir düşünce kuruluşuyuz. Çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Aynı şekilde çalıştaylar düzenliyoruz. Böylece bizim vakfımıza benzerlik arz eden çeşitli vakıfları da aynı çatı altında bir araya getirerek ortak çalışmalar yürütmeyi amaçlıyoruz uluslararası düzeyde. Bu bağlamda Uluslararası İşbirliği Platformu Türkiye'de enerji sektöründe son derece aktif bir rol oynayan bir platform olarak bizim dikkatimizi çekti. Böylece biz de vakfımızla Uluslararası İşbirliği Platformu'nu bir araya getirerek güçlerimizi birleştirmeye karar verdik. Güçlerimizi birleştirirsek, el ele verirsek gelecekte ortaya çıkabilecek sorunları çok daha kolay çözebileceğimizi düşündük. Dünya çapında ortaya çıkan zorluklarla enerji sektöründe çok daha kolay başa çıkmayı amaçlıyoruz. İstanbul'da Uluslararası İşbirliği Platformu'yla 5 yıllık bir anlaşma imzalamak üzere bulunuyorum. Böylece daha sonra ortaya çıkabilecek zorlukları da tartışma imkanına kavuşacağız. Evet, çok güzel. Biraz da enerji piyasasına bakabilir miyiz? Dünya çapında, Orta Doğu'da, Türkiye'de aynı zamanda. Daha sonra tabii ki vakfınızdan daha fazla da bahsedebiliriz. Enerji trendleri giderek gelişiyor, iyileşiyor. Çok fazla yenilenebilir enerjide yönelim artışı görüyoruz. Petrole olan bağımlılığın azaltılması, en aza indirgenmesi için Katar'da ve Orta Doğu'da peki neler yapılıyor? Petrole olan bağımlılığın en aza indirgenmesi için. Bence petrol çok önemli bir yakıt olarak kullanılmaya devam edecek önümüzdeki süreçte. Önümüzdeki 50-60 yıl içinde, hatta daha uzun süre petrolün önemli bir yakıt olarak kullanılmaya devam edileceğine inanıyorum. Şöyle bir düşünün, dünya çapında milyonlarca araç var caddelerde. Milyonlarca aracın ihtiyaç duyduğu yakıt miktarını bir düşünün. Ne kadar çok petrole ihtiyaç var. Sadece petrole sırtımızı dönerek artık biz bunu kullanmayacağız diyerek petrole yüz çevirmek mümkün değil. Bizim enerji karışımlarına da ihtiyacımız var bu yüksek seviyedeki talebi karşılayabilmek için. Çünkü tüm dünyada hem geleneksel petrol hem kaya gazı petrolü, onlar da tek başına büyük miktardaki talebi karşılamaya yetmeyecektir. Petrol de yetersiz. Onun da bir sonu var tabii ki. Bu yüzden bahsettiğim gibi yakıt karışımlarına ihtiyaç duyduğumuzu düşünüyorum. Ancak bu şekilde enerji piyasasında istikrarı sağlayabileceğimize inanıyorum. Hiç kimse artık biz alternatif bir enerji kaynağı bulduk, bunu kullanacağız, sadece bunu kullanarak petrolden vazgeçeceğiz diyemez. Aksi takdirde bizi kandırmış olur. Ben de buna inanmam. Bence petrol önümüzdeki süreçte 50-60 yılda en azından önemli bir enerji kaynağı olarak kullanılmaya devam edecek. Yenilenebilir enerji karışımlarından bahsettiniz. Belki de daha temiz enerjileri kullanmak daha makul değil mi? Gaz da temiz bir enerji aslına bakarsanız. Bu yüzden sadece gaz kullansak bile dünyadaki bahsettiğim yüksek seviyedeki talebi karşılamaya yeterli olmayacaktır. Bizim her halükarda bu yakıt karışımlarına ihtiyacımız var. Türkiye'de termal enerji kaynaklarımız var, petrol var. Veya bizim bölgemizi dikkate alırsak, mesela bizim bölgemizde yine son derece önemli yenilenebilir enerji kaynaklarımız var. Biz de son derece ilgiliyiz zaten bu kaynaklara. Petrol ve gaz bile tükenen kaynaklar bunlar. Belki rezervlerimizi bir hesaplarsak Bizim bölgemizdeki gaz rezervleri belki bizi 100 yıl kadar daha idare eder. Ama hala 100 yıl sizin için, benim için uzun bir süre olsa da gelecek nesiller için son derece kısa bir süre. Günümüzde bile zannediyorum Körfez İşbirliği ülkeleri ve Arap ülkeleri de yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeye başladılar. Zaten bu da onların iyiliğine olacaktır, çıkarına olacaktır. Eğer öyle bir kaynağa yönelirlerse bunun güneş enerjisi olması gerekiyor. Çünkü bu bölgeler çok fazla güneş alıyor. Bu da bizim bir sonraki zorluğumuz olabilir belki bu sektörde. Evet, Suudi Arabistan'da zaten iç petrol kullanımını azaltabilmek için güneş enerjisine ve rüzgar enerjisine yönelmeye başladılar. Önümüzdeki süreçte 50 milyar dolar harcama yapılması planlanıyor. Bu da çok önemli bir gelişme, öyle değil mi? Evet, son derece önemli bir gelişme çünkü yeteri kadar gaz mevcut değil. Onların yoksulları idare edecek, onlara yetecek ölçüde gaz rezervi mevcut değil. Bu yüzden Suudi Arabistan'ın bahsettiğimiz gibi alternatif enerjilere dikkat kesilmesi son derece önemli çünkü petrol son derece değerli bir yakıt olmasına rağmen son derece de pahalı bir enerji kaynağı ve yoksullar için yeterli olmuyor. Bu yüzden de alternatif kaynaklara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Suudi Arabistan'ın böyle bir yola girmesi zaten gerekli de, evet, kesinlikle güneş enerjisine yatırım yapmaları gerekiyor ve böylece petrol olan bağımlılıklarını azaltmaları son derece önemli. Aynı zamanda mesela %100 biz Katar'da petrol ve gaz kullanıyoruz ama tabii geleceği de düşünmeye başladık günümüzde. Gelecekte neler yapabiliriz? Yeni enerji kaynakları neler olabilir? Bu talebimizi nasıl karşılayabiliriz gibi sorularda sormaya başladık. Biz de bu yüzden güneş enerjisine yönelmeye başladığımızı söyleyebilirim. Türkiye'nin pozisyonuyla ilgili de görüşünüzü merak ediyorum enerji piyasasında ve ülke olarak Türkiye'nin önemini de tartışabilir miyiz biraz da? Biraz farklılaştırma faydalı dediğiniz enerji kaynaklarını. Evet, Türkiye'de de jeopolitik konum çok önemli. Son derece önemli bir jeopolitik konumunuz var. Mesela Karadeniz ve Akdeniz arasında uzanan bir ülke olarak bir köprü görevi görüyorsunuz. Evet, adeta bir köprü görevi görüyorsunuz Doğu ile Batı arasında. Mesela İstanbul, Avrupa ile Asya arasında adeta bir köprü. Bu yüzden Türkiye bu oyunun adresi olarak karşımıza çıkıyor. Yani enerji piyasasında stratejik bir nokta olarak Türkiye'nin son derece önemli olduğunu düşünüyorum Asya ve Avrupa arasında. Çok önemli bir geçiş kapısı olduğunu düşünüyorum ben. Enerji sektöründe geleceğe açılan kapının Avrupa ile Asya arasında Türkiye olacağını düşünüyorum. Bu yüzden de enerji piyasası için Türkiye çok önemli. Hem Doğu Avrupa'ya hem de bahsettiğimiz gibi diğer Asya ülkelerine de Türkiye'de enerji tedarik edebilir. Son derece stratejik bir pozisyonunuz var. Bu yüzden de günümüzde Türkiye önde gelen stratejik ülkelerden birisi. Benim inancıma göre bu şekilde. En stratejik ülkelerden birisi dünya çapında Türkiye. Eğer rolünü iyi oynarsa ve son derece pozitif bir şekilde ilerleme kaydederse sadece enerjide değil aynı şekilde ticarette, ekonomide ve diğer alanlarda da ilerleme kaydedeceğinize inanıyorum. Çünkü biz gazda Rusya'ya bağlıyız. Evet, Rusya'dan gaz alıyorsunuz biliyoruz ama sizin daha fazla farklılaştırmaya da ihtiyacınız var. Benim tavsiyem ise şu olur tüketicilere. Her zaman için şöyle demişimdir, 3 tedarikçi 2 tedarikçiden iyidir ama 10 tedarikçi de 9 tedarikçiden iyidir. Yani her seferinde üreticiler olarak bile biz mesela dünyada önde gelen enerji üreticileriyiz. Biz yine de hiçbir zaman tek bir pazara odaklanmadık. Biz çeşitlendirmeye önem veriyoruz. Daha fazla pazara yayılmaya çalışıyoruz ki böylece bir denge sağlayabilelim. Mesela şu anda biz Avrupa'ya satış yapıyoruz, Asya'ya satış yapıyoruz. Dünyanın birçok bölgesine satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bağlantılarımızı ve müşteri potansiyelimizi artırmak için, dünya çapında yayılmak için çalışmalar yapıyoruz. Her zaman için tüketicinin çok akıllı davranması lazım. Adeta bir son üretici gibi akıllı davranması gerekiyor. Tek bir pazara, tedarikçiye bağlı kalmamaları gerekiyor. Peki biraz petrol fiyatlarından bahsedebilir miyiz? Petrol fiyatları son zamanlarda çok volatildi. Biraz sizin tahminlerinizi almak istiyorum önümüzdeki yıllarla ilgili. Sizce bu volatilite devam edecek mi petrol fiyatlarında? OPEC kararları ile ilgili görüşünüzü alabilir miyim? Sizce sürdürülebilir mi? son gördüğümüz rakamlar. Ben Katar delegasyonunun üyesi olarak ilk defa 1972 yılında OPEC toplantısına katılmıştım ve 40 yıldan fazla süredir OPEC'te yer alıyorum, katılım gösteriyorum ve ben ilk petrol şokunu da hatırlarım. 1972 yılıydı ve petrol fiyatı çok yükseldi o zamanlar. 81-82'lere çıktı, 85'e çıktı, sonra birdenbire petrol fiyatları çok çıktı ve 50 yıl aldı bu fiyatların tekrar normale dönebilmesi için. 2000 yılından sonra hatta 120-130 dolarlara ulaştı, pik yaptı petrol fiyatları. Şimdi petrol fiyatlarının tekrar geri çekildiğini görmeye başladık. Ne kadar şimdi acaba? 55 seviyesinde, evet, dalgalanma var ama 55 seviyesinde devam ettiğini söyleyebilirim. Biz inanıyoruz ki bu bir döngüden kaynaklanıyor ve bu döngüyü çok da garipsememek lazım. İlk defa böyle bir şey gerçekleşmedi, son defa da gerçekleşmiyor. Ben inanıyorum ki çok daha fazla arz fazlası sorun teşkil ediyor şu anda. Arz fazlası söz konusu ve bu da tabii ki petrol sektöründe istikrara zarar veriyor. Arz fazlası sebebiyle çok da fazla güçlü talep olmadığı için petrol fiyatlarında bu hareketi görüyoruz. Önde gelen ülkeler mesela resesyona girdiler. Çin olsun, Hindistan, Avrupa. Böylece talep de giderek azaldı. Böylece kaya gazı, petrolü de petrol fiyatlarının yüz seviyesine ulaşmasıyla, yüz seviyesinin üstüne çıkmasıyla birlikte çok daha ekonomik bir hale geldi. Ve böylece kaya gazı petrolü çok daha fazla üretilmeye başladı. Çok daha yoğun bir şekilde üretmeye başladı. Bundan çok da uzun yıllar önce keşfedildi aslında ama birdenbire popüler oldu kaya gazı. Yüksek petrol fiyatları sebebiyle o zamanlar. Şimdi de şöyle bir hesaplama yaparsak mesela 2 milyon varilden fazla arz fazlası bulunuyor şu anda piyasada ve stoklar da en yüksek seviyesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde, hatta geçtiğimiz 80 yıla göre stoklar pik yapmış durumda. Petrol üreticileri de şu anda tabii sıkıntıda, nasıl arzla talebi dengeye getirebiliriz diye kara kara düşünüyorlar. Peki OPEC kararlarıyla ilgili yorumunuzu alabilir miyim acaba? Evet, Rusya ve diğer üreticiler tarafından, OPEC ülkeler tarafından da desteklenmesi gerekiyor bu kararların. Yine de petrole karşı petrol, bir tarafta geleneksel petrol, bir tarafta kara gazı petrolü. Bunlar rekabet halinde gibi görünüyor şu anda. Bir tarafta geleneksel petrolde bir yükselme gördüğümüzde kaya gazında daha fazla üretim yapıldığını görüyoruz. Bu durumda tabii ki fiyatı azalıyor kaya gazının. Fiyat düştüğünde bu sefer kaya gazında da üretim yavaşlıyor. Yani bu biraz zaman alacak. Dengeye gelmesi piyasanın zaman alacak. Biz güçlü bir talep artışı görene kadar, bahsettiğim gibi Çin'den, Hindistan'dan ve diğer dünyanın ülkelerinden talep artışı alana kadar bu dengesizlik devam edecek. Hatta kaya gazı petrolünde veya geleneksel petrolde bile bir istikrarı ancak bu şekilde görebiliriz. Bunlar zaten birbirlerini desteklemeli. Çünkü dünyada daha fazla petrole ihtiyaç zaten var. İster geleneksel olsun, ister kaya gazı olsun. Şu anda ekonomide zaten bir yavaşlama var dünya çapında. Ekonomi yavaşladığında da talepte de bir azalma görülmeye başlandı. Talep azaldığında zaten arz da ona göre etkilenmeye başladı. Fiyatlar düştüğünde güçlü bir talep varsa mesela o zaman fiyatlar da yükselmeye başlıyor. Yani birkaç yıl alacak dengelenmesi, petrol piyasasının arz ve talebin dengelenmesi için biraz beklememiz gerekecek. Dünya çapında zaten geçmişi de değerlendirdiğinizde bu zaman almıştır. Ekonomide bir yavaşlama söz konusu, bahsettiğimiz gibi bu petrol piyasasına da yansıyor. İnanıyorum ki bu bir döngüdür ve düzelmesi de biraz zaman alacaktır. Birkaç yıl alacak en azından petrol fiyatlarının eski haline dönebilmesi için. Peki biraz gaz yatırımlarınızdan bahsedebilir miyiz? Amerika Birleşik Devletleri'ne, çünkü önümüzdeki yıllarla ilgili bir plandan bahsediliyor. Biraz bahsedebilir misiniz Amerika Birleşik Devletleri'ne? Biz çok ilgiliyiz aslında, çok ilgi duyuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde gaza çok ilgi duyuyoruz. Çünkü 2000'li yılların ortasında biz orada en büyük sıvı doğalgaz tesisini kurduk Teksas'ta. LNG sıvı doğalgaz tesisi kurduk ve biz bunu bitirdiğimizde kaya gazı petrolü Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilmeye başlandı ve böylece 2-3 dolar düşüş gördü petrol fiyatlarına. Bu bizim için çok da ekonomik değildi aslında. Mesela Katar'dan kargoyla yollamak çok da makul değildi. Çok maliyetli olacaktı bizim için. Biz bunu karşılayamazdık o zamanlar. Bu yüzden de şöyle düşündük. Şöyle bir karar aldık ortağımızla o zamanlar. Çünkü o bir ortak girişimdi, ExxonMobil'la bir girişimdi. ExxonMobil benim çalıştığım en iyi şirketlerden bir tanesi. Katar'a bizim gazımıza yatırım yapıyorlar ve bildiğiniz gibi onlar çok iyi bir ortak. Uzun vadeli ortaklığımız var onlarla. Bizim karar verdiğimiz şey ise şu yöndeydi ExxonMobil'la. Bunu değiştireceğiz. Yani gazifikasyondan dönüşüm yapmaya karar verdik. Yani biz bunu ithalattan ihracata dönüştürmek istedik. Umuyorum ki önümüzdeki birkaç yıl içinde şunu görmeye başlayacağız. Bizim ABD'de kurmuş olduğumuz tesisimiz Avrupa'ya ve dünyanın diğer kalanına ihracat yapmaya başlayacak. Sıvı doğalgazdan bahsettiniz. Katar'ın şöyle bir planı mı var Türkiye'ye enerji ihraç etme konusunda? Son gelişmeler nelerdir? Ne kadar sıvı doğalgaz ihraç etmeyi düşünüyorsunuz? Ben o zamanlar bakandım, enerji bakanıydım. Marmara Enerji zannediyorum. Özel şirket. Önde gelen en önemli şirketlerden bir tanesi, terminali kuran, farklı istasyonları da var ve biz bir anlaşma yaptık. Arz talep konusunda, sıvı doğalgaz konusunda bir kontrat imzaladık. 5 yıla kadar bir sözleşme yaptık. Şimdi de 90'lı yıllarda mesela biz BOTAŞ'la da bir işbirliği yapmıştık. Ve daha sonra BOTAŞ evet fikrini değiştirdi, karar değiştirdi. Şimdi de tekrardan başladığımızı söyleyebilirim. Katar daha önce de size söylediğim gibi dünya çapında en büyük sıvı doğalgaz tedarikçisi ve lojistik konusunda da çok önemli bir rolümüz var sıvı doğalgazın taşınması konusunda da. Tabii ki bunun miktarına Türkiye karar verecektir. Katar değil sıvı doğalgazın miktarına. Bildiğiniz gibi Türkiye'den alınacak teklif önemli olacaktır. Katar tabii ki kendi rolünü oynamaya hazır. Tedarikte güvenliğin sağlanması ve devamlılığın sağlanması konusunda hazırız. Günümüzde zaten Türkiye ile bizim ilişkilerimiz son derece sıkı, hem ticari hem ekonomik ilişkilerimiz son derece sıkı, politikada da ilişkilerimiz son derece pozitif. Peki herhangi bir başka yatırım planı var mı Türkiye'ye, enerji sektörüne veya diğer sektörlere? Zannediyorum ki Katar tarafında Türkiye'ye yatırıma çok yüksek seviyede ilgi mevcut. Bugün bile mesela bankacılık sistemine, sektörüne biz yatırım yapıyoruz. Bu yıl mesela nereye yatırım yapacaksınız? Bu her iki tarafta da bildiğiniz gibi zannediyorum ki Katar elektrik enerjisi sektörüne yatırıma son derece ilgili. Özelde bir şirket var, Nebras. Onlar Katar dışında elektrik enerjisi sektörüne yatırım yapmaya çok istekliler, çok da bu konuda tecrübeliler. Bence yeni hedefleri Türkiye olabilir. Katar'da çok sayıda yatırımcı da emlak sektörüne, finans sektörlerine yatırım yapmayı amaçlıyorlar. Aynı şekilde çok çeşitli endüstrilere de yatırım yapmayı amaçlıyorlar Türkiye'de. Katar'da aynı zamanda Türk şirketler de var mesela. Özellikle inşaat şirketleri. Bunların sahipleri genelde Türkiye'den, gayrimenkul sektöründe yine Türkler çok fazla iş yapıyorlar ve çok önemli bir rol oynuyorlar Katar'da, piyasada. Bugün zannediyorum ki Türkler ve Katarlılar bir arada çalışarak çeşitli ihtimaller de üretiyorlar. Sadece Katar'a veya Türkiye'ye yatırım yapma konusunda değil, iki ülke dışına da yatırımlarını sürdürüyorlar. Peki sizin vakfınızın Türkiye'ye yatırımlarından bahsedebilir misiniz? Başka şirketleriniz mi var? Hayır. Bakın, vakıf olarak biz bir düşünce kuruluşuyuz. Biz yatırım yapmıyoruz. Belki başka türlü işbirlikleri yapılabilir mi? Evet, söylediğim gibi ben İstanbul'da bahsettiğim gibi Uluslararası İşbirliği Platformu'yla bir ortaklığa, bir işbirliğine imza atmak için bulunuyorum. Yuvarlak masa toplantıları yapabiliriz, çalıştaylar yapalım, beyin fırtınası toplantıları yapalım, Türkiye'nin enerji beklentilerini tartışalım istiyoruz onlarla. Aslında elimizden geleni yaptığımızı söyleyebiliriz. Çünkü görüş paylaşımı çok önemli. Enerjinin geleceğiyle ilgili fikir paylaşımı ve zorluklarla ilgili çözüm önerilerini açığız. Çok teşekkürler Sayın El-Attiyah. İstanbul'da güzel zaman geçirmenizi diliyoruz. Evet, üst düzeyde enerji konuştuk bu hafta. Katar'ın eski Başbakan Yardımcısı ve Enerji Bakanı, şu anda da Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Vakfı'nın başında olan Abdullah El-Attiyah bizle beraberdi. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın efendim.